Günaydın. Sahile taşındığımı söylemiştim. Şu an yeni evimdeyiz. Ama bugünkü video onunla ilgili olmayacak. Şimdi birlikte işe gideceğiz ve size nasıl bir iş yaptığımı ve işte nasıl bir yoldan geçtiğimi vesaire anlatacağım. Plajda yaşıyorum. O yüzden yolumuz biraz uzun. Maskem yanımda. Öyle birlikte gidelim. Biraz heyecanlıyım. Elimde kamerayla gezeceğim için. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz orada. Bu arada kesinlikle sabah insanı değilim. O yüzden yani kusura bakmayın. Daha yeni uyandım sayılır. Yani kahvaltı yaptım ama bir 5-10 dakika buraya kadar yürüyorum. Sonra şu köprüden geçtikten sonra otobüs durağı var zaten. Birazdan 16 numaralı otobüse bineceğim. Ve bir 25 dakika sonra da şehre ulaşmış olacağım. Şehirden de ofisime 15 dakika yürüme mesafem var. Yani aslında en uzak noktayı seçtim diyebilirim yaşamak için. Ama olsun yani işim biraz daha böyle EVS projelerine genelde günde 5-6 saat çalışmanızı bekliyorlar. Yani oraya gidip 6 saat çalıştığım sürece bir sorun olmuyor. Sonunda otobüsten indim. Bayağı 25 dakikalık bir yolculuk oldu. Şu an Eskişehir'deyiz. Yine ofise doğru yürüyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika yürüyeceğiz sanırım. Bir markete uğrayacağız. Market fiyatlarını göstermeyeceğim. Ama böyle bilgiler öğrenmek istiyorsanız Türk bir YouTuber var, Sedat Ölmez diye. Onu takip edebilirsiniz. Ama birlikte bir 2 dakikalığına da olsa markete gireceğiz sizinle. Orada görüşürüz. Günaydın. Şu an ofise geldim sonunda. Arkadaşlarımız çoktan çalışmaya başladı. Ben sahilden geldiğim için biraz uzun sürüyor benim buraya varmam. Ama bugün 7'ye kadar burada kalacağım büyük ihtimal. Şu an arkamda koordinatörüm ve sosyal medya yöneticimiz burada çalışıyorlar. İçeride de kızlar çalışıyor. Biraz geç kaldım, o yüzden hemen çalışmaya başlayacağım. Birazdan anlatacağım ne yaptığımı. Bence içeride gidip konuşalım, daha iyi olur onun için de. Evet, tekrar günaydın. Şu an sonunda ofise geldim. Kameranın şarjı da az, o yüzden bir an önce konuşmam lazım. Öncelikle bu işe başladığımda, yani bu projeye başvurduğumda workshop düzenleyeceğim düşüncesiyle başvurdum. Projede sosyal medya yöneticisi, web tasarımcısı, tasarımcı, bu tarz şeyler arıyorlardı.
bir aynı zamanda da workshoplar düzenlemek istiyorlardı. Ama sonra benim CV'mi görüp benim proje koordine edebileceğim veya işte etkinlik düzenleyebileceğime karar vermişler. Bu sayede ben de ilk kez böyle bir iş denemiş oldum. Hello! Do you wanna be in my YouTube channel? Hey! Okay. Az önce gördüğünüz arkadaşım yeni görünümlerden bir tanesi. Her neyse daha sonra işte Faro'yu geliştirecek etkinlikler yapmamı istediler. Yani yapmamı derken bunu bunun için çalıştıklarını söylediler. Ve bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü her zaman da belirttiğim gibi Faro çok küçük bir yer. Gerçekten aslında Algarve bölgesinin başkenti olduğu halde kendini çok iyi tanıtamadığını düşündüğüm bir şehir. Aslında birçok şey oluyor, bir yandan hiçbir şey olmuyor hissi var. Anlatırken şarjım bitti. O yüzden tekrar buradan devam ediyorum. Faro'daki bu işte hiçbir etkinlik olmuyor vesaire düşüncesinden dolayı aslında çok avantajlı bir şekilde işe başladım. Yani insanlar zaten burada hiçbir şey olmuyor kafasında olduğu için hani onları bir etkinliğe çekmek veya işte onları bu etkinlikleri tanıtmak çok zor olmadı. Pecha Kucha, Fuck Up Nights, So Far Sounds adında 3 etkinliği getirmeye çalıştım. İlk ikisinin izni aldık ama So Far Sounds'a ulaşamadık. İki etkinliğin de ortak noktası insanların yaratıcı hikayelerine yer vermesiydi. Ve yaptığım işin içinde etkinlik düzenlemenin yanı sıra farklı projeler üretip onları da gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu iki etkinliğin yanı sıra çok sevdiğim bir blog vardı, backyardbill.com diye, backyardbill.com ama şu an kapandı diyebiliyorum. Adam böyle mükemmel fotoğraflar çekip daha sonra herkese belli sorular soruyordu. Bu projeyi biraz böyle değiştirip Faro'daki insanlara sormaya başladık soruları. Kendimiz 5 tane farklı soru oluşturduk. Ve onların profesyonel çekimini yapıyoruz ana adındaki bir arkadaşımla birlikte. Tüm bu projeler sayesinde aslında Faro'daki yaratıcı ve birbirinden farklı birçok insanla tanışma fırsatı buldum. Bu sayede bir nevi aslında işim insanlarla tanışmak oldu. Yani benim şu anda sokakta olmam ve insanlarla tanışıp onların numaralarını almam bile bir nevi çalışıyorum sayılabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda da video işlerinden sorumluyum şu an. Yani en azından bu dönüşümde artık video yapmayı da biraz öğrendiğim için Faro ile ilgili 2 tane video yaptım şu ana kadar. Böyle bir ihtiyaç olduğunda bana danışıyorlar şu an. Böyle yani aslında ismim ne denebilir? Yani çok düşündük bunu ama yani etkinlik danışmanı veya organizatör gibi bir şey veya halkla ilişkilerde diyebiliriz. Yani mutluyum, şey çok güzel bence. Nüfusu bir şehirde, 4 milyonu da geçtim. İzmir gibi gerçekten gelişmiş bir şehirden böyle bir yere geldiğim için çok avantajlı hissediyorum. Hani direkt buradaki eksiklik olarak gördüğüm şey aslında kendim de eksik olarak hissettiğim şeyler. Yani atıyorum İzmir'e çok güzel bir belki makrome satan bir sürü kişi var belki diyelim. Burada bir kişi bile yok. Yani bunu gördüğüm için piyasa açığını da görmüş oluyorum. Böyle bir durumda da hani gerçekleştirdiğim etkinlikler veya bakış açım işime çok iyi yansımış oluyor. Bu ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim gibi bir durum değil. Bence gayet real, hani İzmir gibi güzel bir şehirden böyle bir küçük bir şehre gelmenin avantajı ve dezavantajı gibi. EVS değil sadece, staj deneyimleri bile bence çok değerli. Çünkü şu an bu yolda ilerleyeceğim gibi gözüküyor. Müzik okumuş birisi olarak ve hep böyle niye ben müzik okudum, hani ben başka bir şey olmalıydım derken şu an kendimi böyle bir konumda buldum. Yani yaratıcı işlerle çalışmayı seviyorum, sanatçılarla çalışmayı seviyorum. Sanat içinde olmayı seviyorum. Makrome workshop'u vermeyi hala çok seviyorum. Makrome yapmayı da seviyorum. Ama hani daha fazlasını istiyordum ve şu an onu buldum gibi görüyorum. Umarım sizin de farklı şeyler deneyimleme imkanınız olur ya da o imkanı yaratırsınız. Bu çok zor bir şey değil. Ben buraya bedavaya geldim.
Şu an kaldığım yerde karşılanıyor, yemeğim de karşılanıyor. Yani aslında isteyince oluyor gibi bir şey. Yine bir kamu spotuna döndürmeden bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım düzenli bir şekilde video üretmeye devam edeceğim. Daha motive hissediyorum bu aralar kendimi. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere.